Her insan mağdur, zulüm görüyor, eziyet çekiyor. Peki en büyük eziyet kimden çekiyor? Suçlayabileceği tek şey ne biliyor musunuz? Cehaleti, bilgisizlik insana eziyet verir. Cehalet insana zulmeder. Bu zalimin ayaklarının altındasın. Cehaletinin yumrukları altında genellikle insan ezilir. Bu cehalet, bu bilgisizlik sana ne kaybettiriyor? Nasıl eziyor? Nasıl zulüm görüyorsun? Ailende huzursuzluk, ailende yaşadığın sıkıntılar veya finans konusunda sürekli bereketsizlik. Çalışıyorsun, gece gündüz ter akıtıyorsun, yoruluyorsun ama bir bereketsizlik var. Sebebi yine bilgisizlik, cehalet. Peki başka? Özgüveninle alakalı bir problemin var. Bir türlü kendine güvenmiyorsun. Kendine güvenmediğinden dolayı sana kimse güvenmiyor. Sebebi yine bilgisizlik. Yine cehalet sana burada zulmediyor. Zulüm görüyorsun, evet, mağdursun. Bunun yanında işinde memnun değilsin, mutsuzsun, severek gitmiyorsun, pazartesi sendromu var, sağlığın yerinde değil, bağışıklık sistemin düşük olduğundan dolayı devamlı ilaç almak zorundasın, vitamin almak zorundasın. Bu eziyetin nedeni cehalet, bilgisizlik. Yani bilgiye sırtını dönersen, aydınlığa sırtını dönersen, karanlığa yüzünü dönersen, karanlığa yürürsen neden aydınlık değil diyemezsin. Sen aydınlığa yürürsen gölgen arkandan gelir. Problemler çözülür. Gölgen nasıl seni takip ediyorsa kendinden bu saydığım bütün problemler çözülür. Sen yeter ki aydınlığa doğru ilerle. Peki cehalet nedir? Bilgisizlik nedir? En kısa şöyle anlatabilirim. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Bilenle bilmeyen arasında kesinlikle bir kıyas olamaz. Bir olamaz. Bilgi güçtür. Bilen her zaman öndedir. Bilmeyen ise her zaman arkadadır. Bilgi senin kafanı aydınlatır. Şöyle düşün. Karanlık odada yürümekten korkarsın. Ayağına bir şey takılacak veya bir şey düşecek üzerine diye korku olur değil mi? Bir kaygı olur, endişe olur. Önünü göremezsin. Karanlık bir oda işte bilgisizlik. Ama karanlık odayı aydınlatırsan, ışık gelirse yani bilgi. O zaman birden önünü gördüğünden dolayı kaygıların, tedirginliklerin kalkar. Endişelerin kalkar. Önünü görebilirsin. Bilgi uygulayınca işe yarıyor. Sosyal medyadan bilgi toplayan, beyni sulanan, her taraftan bilgi alıp bir türlü uygulayamayan, çok bilmişlikten bahsetmiyorum. Bilgelikten bahsediyorum. Bilgelik öğrendiğini uygulayan demektir. İşte bu sana bir şey katar. Peki hangi bilgi senin işine yarar? Her önüne gelen bilgiden faydalanmak iyi midir? Hayır, kesinlikle. Her bilgi seni ileri taşımaz. Sen bir kere bir hedef belirlersin. Ne istiyorsun hayattan? Herkesin bir isteği var değil mi? Kimisi ailede huzurlu olmak istiyor veya aile kurmak istiyor veya bazı insanlar çok hayır hasanat vermek istiyor. Zekat vermek istiyor. Vakıflar kurmuş insan olmak istiyor. Yani herkesin bir hedefi olmalı. Bu hedefe götüren bilgiye ihtiyacım var. Yani bu hedefe götürecek bilginin dışındaki bilgiler seni ileri taşımayacak. Çünkü onlar başka konularla alakalı. Bir örnek daha aklıma geldi. Senin korkuların var, özgüvenin düşük. Bir yere kadar geldin, okulu bitirdin örneğin, üniversiteyi bitirdin. Ama son bir imtihanın daha kaldı. Bu imtihanı bir türlü veremiyorsun. Neden? Bir kaygın var, endişelerin var, eksik bilgilerin var. Bu eksik bilgilerden dolayı bir türlü başlayamıyorsun. Yani İmtihana giremiyorsun. 3-4 senede bekledin. Eziyet çıkıyorsun. Normalde üniversiteyi bitirsen mühendis olacaksın. Aylık 3-5 bin euro para kazanacaksın. Ama sen karın tokluğuna üniversiteyi bitiremediğinden dolayı sadece Aussilfe yani 550 euro veya 600 euro civarında parayla geçinmek zorunda kalıyorsun 4 seneden beri. Bu eziyettir, bu zulümdür. Bunun sebebi neydi? Biraz önce dediğimiz gibi bilgisizlik. Cehaletinden dolayı. Peki bilgiyi öğrenirsen, özgüvenini arttırırsan, seni tamamlayan bilgiyi öğrendikten sonra önünü gördüğünde özgüvenin gelir, korkun gider ve o imtihana girersin, diplomanı da alır, mühendis olursun. Mühendis olduktan sonra normal mühendis kaç para maaş alıyorsa o parayı alırsın. Yani zulümden kurtulmuş olursun. Seni tamamlayan, senin hedefine götüren bilgi önemli. Genel kültür değil, genel bilgi değil. Burada kastedilen derinlemesine seni hedefine götüren bilgi önemli. İşte bu bizim yıllardan beri yaptığımız test ve analizlerle ortaya çıkıyor. Kişi mühendis olabilir, doktor olabilir, muhasebeci olabilir, bilgisayar mühendisi olabilir, fark etmiyor. Onun da bilmediği bir şey var. Onun eksik kaldığı, bilgisiz kaldığı, bir türlü adım atamadığı bir durum vardır. Bunu doğru tespitle, testle,
analizle ortaya çıkarmak. Kişinin puzzle gibi hangi puzzle'lara baktığımızda hangi taş eksik, hangi puzzle orada eksikse onu ona vermek, o bilgiyi vermek doğru olan. Genel bir bilgi vermek değil asla. O bilgiye sahip olduktan sonra kafası aydınlanmaya başlayınca korku ve endişeleri gittikten sonra kişi adım atar ve arzuladığı hedefe o zaman ulaşır. Yani biraz önce verdiğim örnekteki gibi kişi 3-4 seneden beri bilgisizliğinden dolayı adım atamıyor. Ama bizim programımıza katıldığı 3 aylık testle, analizle onun eksik olan bilgiyi tamamladık. Onu öğrendikten sonra, onu hayatına yansıttıktan sonra korku ve endişeleri, fobileri ortadan kalkınca, yani eziyeti ve o zulüm ortadan kalkınca da sınavına girdi. Diplomasını aldı, işine başladı, maaşını hak ettiği şekilde alıyor. Hedefe götüren derin bilgiyi öğrenmek gerekiyor. Peki biz öğrencilerimize hangi konuda derin bilgi aktarıyoruz? Nasıl tamamlıyoruz onu? İnsanın bir hedefi var. O hedefe giderken önündeki engeller var. Peki bu engeller neler olabilir? Örneğin blokajlar olabilir. Korkuları, kaygıları, endişeleri olabilir. Veya geçmişten, soyundan gelen sirayetler olabilir. Veya kendi söylediği cümlelerle kendini frenliyor olabilir. Bizim işimiz testlerle bunları, nokta atışı tespitlerini yapmak ve onları nasıl ortadan kaldıracağını o kişiye göstermek. Bizim uzmanlık alanımız bu. Ve bununla beraber içindeki aslanı uyandırmak. İçindeki aslanı uyandırdıktan sonra, önündeki engellerde kalktıktan sonra zaten çok kısa süre içerisinde, 3-4 senede yapamayacağı şeyi 3-4 ay içerisinde tamamlayabiliyor, hedeflerine ulaşabiliyor. Bizim işimiz bu. Psikoloji, sosyoloji, İletişim, beyin programlama, yanlış hipnozdan kurtulma, korku ve kaygılardan kurtulma, fobilerden kurtulma, panik ataktan kurtulma gibi bütün derin bilgileri, ihtiyacı olan bütün bilgileri biz eğitimlerimizde kişiye aktarıyoruz ihtiyacına göre. Bunu da tabii dini hassasiyet ile yapıyoruz yıllardan beri. Bizim uzmanlık alanımız bu. Eğer sen de artık bilgisizliğin, cehaletin eziyetinden kurtulmak istiyorsan, mağdur olmaktan kurtulmak istiyorsan, arzuladığın hedefe emin adımlarla ulaşmak istiyorsan kalıcı bir şekilde, o zaman bizim online eğitimlerimize katılmak için videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Biz formu okuduktan sonra sana gerçekten yardımcı olup olamayacağımızı bir anlayalım. Ekip arkadaşlarımız var burada. Eğer programa uyduklarını görürlerse onlar saatlerini, vakitlerini size feda edecekler. Sizinle konuşacaklar. Her şey uyarsa, gerçekten size yardımcı olabileceğimizi anlarlarsa, %100 faydalı olabileceğimizi anladıklarında bir de ben bir saatimi feda edeceğim. Görüntü yoluyla görüşeceğim. Orada bir yol haritası çizeriz. Kalbimiz ısınırsa, birbirimize uyarsa o zaman seni programıma alırım ve bu yol haritasıyla Allah'ın izniyle arzuladığın hedefe hızlı ve kalıcı bir şekilde ulaşabilirsin. Şimdi bunun için hemen videonun altındaki linke tıkla, formu doldur, gönder. Eğitimlerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kal.